belki gençlerimizin birçoğu takip etti. Geçtiğimiz aylarda Konya, Türkiye'deki ilk iklim şurasına ev sahipliği yaptı Çelebi'ye. Çünkü geçen yıl yaşadığımız kuraklık bize gösterdi ki iklim değişikliği bundan sonra büyük proses çalışması gerçekleştiriyoruz. Dün yine YouTube sistemi oturtamadım. Bizim gibi ülkeler şu andaki ısınmanın en az sorumlusu olan ülkeler. Türkiye'nin toplamda küresel ısınmaya... Beni duyabiliyor musunuz? Lütfen buyurun. Çok teşekkür ederim bana söz verdiğiniz için. Danka'yı aldılar. Oraya bize bir idari vali atandı ve Sri Lanka... Onun için bence enerjinizi bu tür işlere fazla harcamayın, bir şey üretmeye harcayın. Komplo teorilerinin çünkü sonu yok ve... Bunu azaltacağımızı düşünüyorum. Zor bir şey değil, değişim olsun dediniz, sizden bekliyoruz. Konya, Türkiye'nin nüfus olarak 6. büyük şehri ve bir üniversite şehri. 5 üniversitesinde 130 bin üniversite öğrencisini barındıran, 500 bine yakın ilk ve orta öğretim öğrencisi olan bir şehirde bulunuyoruz. Bilgihanelerimiz, gençlik meclislerimiz, gençlik ve eğitim kamplarımızla birlikte birçok projeyi gençlerimiz için hayata geçiriyoruz. Ayrıca yeşil istihdam yolunda gençlerimize iş imkanlarının oluşturulması, iklim değişikliği konusunda bilinçlendirme çalışmaları ve toplumun farklı kesimlerinden katılımın artmasına yönelik farkındalık eğitimlerimize de devam ediyoruz. Dünyayı daha iyi bir geleceğe taşımanın yegane anahtarı üretim ve tüketimde çevreye duyarlı bir anlayış yaygınlaştırmaktır. Özellikle çevremizi korumak konusunda hepimize büyük görevler düşüyor. Dünyanın en önemli problemlerinden birisi atıklar, bunların depolanması ve çevreyi oluşturduğu kirlilik. Özellikle Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde sıfır atık ülkemiz için yeni bir nefes, yeni bir soluk oluşturdu. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 31 ilçemizde Konya ili sıfır atık yönetim sistem planımızı oluşturduk ve tüm Konya'da bunun uygulanmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca Konya genelinde 5 adet metan gazından enerji üretim tesisimizde 83 milyon kilovatın üzerinde elektrik üreterek çevreyle ilgili ciddi bir proje yürütüyoruz. Atık su arıtma tesislerimizi gerçekleştiriyoruz. Böylece insan kaynaklı atıkların çevreyi daha az kirletmesiyle ilgili bir çaba sarf ediyoruz. Arıtılan suyun yeşil alanlarda kullanılmasıyla ilgili Konya örnek bir çalışma yürütüyor. Özellikle Konya merkezde atık su arıtma tesislerinden çıkan suyu mor şebekeyle yeşil alanlarımızın sulamasında kullanıyoruz. İnşallah Karapınar'daki atık su arıtma tesisinden çıkan suyla ilgili de Meke Gölü ile ilgili bir çalışmayı yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu da bizim için çok önemli meselelerden birisi. Ayrıca belediyemizin kullandığı enerjiyi güneş ve rüzgardan elde edebilmek için fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah finansman çalışmalarından sonra bunları da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Konya içme suyu için kullandığımız Mavi Tünel'de de şu ana kadar 70 milyon kilovat saat elektrik ürettik. Böylece Konya kendi enerjisini çevreci enerji imkanlarından kullanarak gerçekleştiriyor. Belki gençlerimizin birçoğu takip etti. Geçtiğimiz aylarda Konya Türkiye'deki ilk iklim şurasına ev sahipliği yaptı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla birlikte. İklim şurasında da fark ettik. Gençlerin bu konuda ilgisi çok yüksek. Gençler sadece dinlemeye gelmiyorlar, katkı sunmaya da geliyorlar. Biz Birleşmiş Millet olarak, milletler olarak kesinlikle 2030 gündemine sürdürülebilir kalkınma hedeflerine gönülden bağlıyız ve bu konuda çok kararlıyız. Dünyanın birçok yerlerinde bu muhtemelen en iddialı insani kalkınma çerçevesini içeriyor. Tarihin hiçbir döneminde şimdi yaptığımız şeyi, SDG'lerle, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili yaptığımız şeyi yapmaya muktedir olamamıştık. Genel sekreterimiz hep şöyle diyordu, biz ilk nesiliz dünya tarihinde. Kesinlikle mutlak yoksulluğun üstesinden gelebilecek ilk nesiliz. Ancak dünya tarihinde yine iklim değişikliğinin üstesinden gelebilecek de ilk nesiliz. Mevlana Rumi'den bahsettik, muazzam Mevlana Rumi'den.
ve kendisinin en yakın arkadaşlarından bir tanesi Şems Tebrizi'ydi ve Şems Tebrizi'nin hayatına ve o zamanlara bakacağımız zaman savaş zamanında kendi ailesini ve en yakınlarına bir araca binmelerini dağ deniyor Arapçada ve Farsçada ve güvenlikleri için o bota binip gitmelerini söyledi ailesine ve yakınlarına. Bu delegasyon, Tebrizi tarafından yollanan bu delegasyon heyet Maldivlere geldi ve 800 yıl önce bu insanlardan bir tanesi bu gemiden indi. Abu Bakr Yusuf Tebrizi adında biri Maldivlere indi ve Müslümanlığı Maldivlere tanıttı. O zamanlardan beri Maldivler bir Müslüman bir ülke. Ve bizim inancımıza olan bağımız Konya'yı içeriyor aslında. Ve gerçekten buranın etkisi bize çok büyük oldu. Konya ve Maldivler'in bir ilişkisi var aslında. Hoşgörüde de deniz gibi ol, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilen işbirlikleri ve sevgili gençlerin dinamizmi